çöpe atılmış eşyalardan müzik aletleri yaptılar. Atıkları enstrümana dönüştürdüler. Fung İstanbul Müzik Grubu bu projeye 2014 yılında başladı. Amaçları çevre kirliliğine dikkat çekmek. Masadan, plastik cam objeden ses çıkarmak hepimizin bir merakıdır aslında. Müzikle ilgili kişiler olarak bunları daha derli toplu, düzenli bir melodi haline getirip ve bir enstrümanlar tasarlayarak bunlarla müzik yapmayı denedik aslında. İlk videoda da cam, plastik, farklı objeler kullanmıştık yine müzik yaparken. Burada da plastik bidon kullandık. Çok verimli bir obje aslında bidon, güçlü ses alabilmek için. Çaldığınız tel veya ip veya neyse vurduğunuzda güçlü ses çıkarabilmek için sesi güçlendiren bir obje aslında. Öncelikle inanamıyorlar tabii ki. İlk videoda onu yaşadık. Yani bu aletlerden bu kadar güzel sesler çıkabilir mi? Bu aletlerle müzik de yapılabiliyor muymuş şeklinde yorumlar aldık. Doğanın içinde canlı bir performans yaptık bu sefer. Dönüşüm yaşamın bir parçası. Geri dönüşüm çok önemli bir konu, düşünceyi de geliştiren bir konu aslında. Bazen en yakınımızda olup göremediğimiz şeyler oluyor değerlendirebileceğimiz veya attığımız şeyler oluyor düşünmeden. Görüyoruz ki doğamız bir yere kadar bize bu kaynaklarını bize verebildi. Artık sorunlar yaşıyoruz. Sınırsız bir kaynak yok. Daha tasarruflu, dengeli kullanmamız gerekecek. Bundan sonraki yüzyıllarda öyle görünüyor. Müzikler Ronnie Aran, Herman Artuç ve Serhat Ayeb'e ait. Atıklardan enstrüman yaratan stilist Ruken adı belli. Görüntü yönetmeni ise Orhan Yay. Doğayı sevmek kavramı çok güzel kullanılan bir kavram ama sevgi emek istiyor, çaba istiyor. Düşünce istiyor. Doğal sevgisi hepimizde var. Bunun için ama tabii ki mücadele etmeliyiz.